Merhabalar, ben Doktor Ali Kerim Diler. Ali Can Aytekin'le birlikte hep özel konukları ağırladık. Ama yine güzellik yolculuğunun peşinde bu sefer çok güzel bir kadını ağırlıyoruz. Defne Samyeli. Defne hoş geldin çok canım benim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Kerim'cim, Ali Can. Çok heyecanlanıyorum böyle sizin gibi güzel kadınlar geldiği zaman soracak çünkü bir sürü soru var. Hepimiz. Çünkü hep bir hedef ve böyle bir örneksiniz ya. O yüzden bir sürü şey soracağız bence. Sorun. Ben en sevdiğim şey konuşmak. Siz sorun ben söyleyeyim. Süper. Şimdi zaten her konuyu konuşacağız. Konuşacağımız bir sürü konu var. Hem haber, hem şarkı, hem oyunculuk. Yani o yüzden soracağımız bir sürü alan var. Ama ben ilk başta hemen şeyi sormak istiyorum. Gerçekten yüz yogası yaparak mı bu kadar güzelleşiyorsunuz? Yani güzelleştiğimi düşünüyorsan çok teşekkür ederim. Yüz yogası yapıyorum. Ben yüz egzersizi yapıyorum. Yani ona yoga demek doğru mu bilmiyorum. Çünkü... İyi belki evet haklısın. Yani. Yüz egzersizleri daha doğru bir tanım. Evet. Yani bence izleyen herkes şu an çok merak ediyor. En çok yaptığınız yüz egzersizi ne? Şöyle söyleyeyim. Yüzümün ihtiyaçlarına göre şekilleniyor bunlar. Ben neredeyse 20 yıla yakın bir süredir yapıyorum bu arada. Süper. Düşünüyorum mesela geçenlerde yeniden başladım. Çünkü şey mesela göz kapaklarımın gevşediğini fark ettim bu ara. Mümkün olduğu kadar göz kapağı egzersizinin şeklini değiştirdim, sayısını arttırdım. Bazen çok Defne fazla... Defne bu arada güzel haber veriyorsun. Yani lafını kestim kusura bakma ama... Yani çünkü bu Defne Samyeli niye yaşlanmıyor diye millet birbirini yerken... Defne Samyeli'nin de göz kapağı gevşiyor. Bence önemli bir haber. Hanımlar üzülmeyin, Defne'nin de göz kapağı gevşiyor. Göz kapağım gevşiyor ama şöyle bir hoşluk var. Çok çalıştırırsam da topluyor tekrar. Yani ne zaman çok gevşerse o zaman düşünürüz ama topladığı için... Şu an için hiçbir şey yapamıyorum. Mesela atıyorum zaman zaman işte şuranın biraz daha aşağı indiği oluyor. Çünkü egzersizleri bırakmış oluyorum. Onu toplayacak bir şey yapıyorum. Bunu nasıl topluyoruz? Çok güzel bir egzersizi var ama kameralar önünde göstermiyorum. Tamam. Çünkü bunları kendime saklıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hayır hareketleri kendime saklamıyorum. Bunları ben şimdi kitap yazıyorum. İçinde hepsini anlatacağım. Görselleri de gerekirse oraya koyacağım. Bana önden söyleseniz ben kitap çıkana kadar sana biraz kendimi toparlayacağım. Hemen arkasına gösteririm. Ben etrafındaki herkese kurs veriyorum. Daha şimdiye kadar... Bu öğrettiklerimi yapıp da sistemli bir şekilde uygulayan arkadaşım da olmadı bir ya da ikidir. Yani ama o da zor. Zaten olan böyle oluyor. Evet. Ali Can, olan böyle oluyor. Ben yapsam da böyle olamazmışım gibime ben geliyor. Ben bu konuda Defne'ye çok desteğim ama Defne'nin bunları ben hani çünkü Defne benim çok uzun yıllardır arkadaşım. Yani çok uzun yıllardır bir arkadaşım olduğu için ve ben onun zaman için gerçekten şu yüz egzersizi denen şey işe yaradığını net ve vücut bulan bir insan olarak gördüğüm için atabiliyorum bunu ya yap şunu bir kitap yap bunları hatta içine videolar koy diyen biri olduğum için bu projeyi destekliyorum. Ali Kerim hani doktor olarak buna daha septik yaklaşabilecek bir yerde duruyor idi aslında ama biz bunu konuştuk sonra sen bana bir gün şey dedin. Bence dedin bilinçaltına indi senin hani bu kasının hareketinin nasıl olması gerektiği. Onu ben sonra çok düşündüm. Evet. Çok yapınca oluyor ya. Evet. Hayır bu konuda da ısrarlıyım. Çünkü şöyle Defne vücudunun her noktasına da böyle bir hakimiyet kurma esansıyla yaşayan bir kadın. Yani hakikaten sırtının duruşu, postürü, omuzu. Hiç şimdilik durmuyorum. Dik durayım şöyle. Yani o çünkü yıllarca o muhtemelen kameranın karşısında daha doğrusu her gece mesela haber sunmak. O haberde o haberin içeriğine mimik oluşturmak. Derken oyunculuğa geçişi. Bunların hepsi aslında... Defne'nin küçük veya büyük bütün kaslarının üzerinde değil mi bir etki kurmaya ve onun aslında hakikaten daha da derinden, daha da bilinçaltı bir düzeyden başlatıp somutlaştırmaya gelmesi gibi bir şey olabilirinin işareti diyor ya doktorsun biraz septik olabilirsin. Evet olduğunu gözlemlediğim biri. Zihin beden ilişkisini çok araştırdım. Neden diyeceksin? Böyle iyi ve güzel ve fit kalmak için hani böyle bir tutku peşinde koşmak adına yapılan şeyler değil bu. Ben vücudumu da merak ediyorum. Hani benim karaciğerim ne yapıyor? İşte dalağım ne yapıyor? Allah kalbim bilir, ne yapıyor? ama bu çok önemli bir şey ya. Bu bizim en değerli hazinemiz. İşte cildimiz de öyle. Çok meraklıyım hani hormonlar, beynin işleyişi, vücut sisteminin genel olarak işleyişi o kadar mucizevi ki bundan bir tane daha yapılamıyor. Hal böyleyken bu beni çok büyüleyen bir şeyken içine girdikçe bir bütünlük oluşturuyorsun kendinle ve o bütünlük içerisinde nerenin neye ihtiyacı olduğunu sanki vücut zaten sana söylüyor. Ha yüz kasları. E şimdi yani işte kolunu bacağını çalıştırırsan bunu da çalıştırırsan bu da kaslanıyor. Doğru çalıştırırsan evet yani. Çeşitli uygulamalarla desteklediğin zaman da olabilecek optimum seviyeyi sağlarsın. Yine de besinine
hadi onu geçtim. Uykuna dikkat etme. Hmm. Yine yaşlı ve şeysin, evet, olabileceğinden daha düşük bir yerdesin fiziksel olarak. Şimdi senin evet yüzünün güzelliği konuşuluyor ayrıca. Zaten tescilli bir güzelliği. Hatta 19 yaşında da, evet, güzelliği. Yani canım, sadece 45'inde değil. Ama herkes zannediyor ki muhtemelen hani bu herhalde hiçbir şey değil. Şimdi az evvel mesela gayet güzel beraber yedik. Hani pidelerini de kopardı. Ben, hiç dedi ya, yani sakınamayacağım. Sevgili seyirciler, çünkü ben açken programa çıkamam dedim. Bana sağ olsunlar mercimek çorbası söylediler. Gece bundan sonra bir şey şarkı performansım olacak. Onun için lahmacuna falan hayır demek zorunda kaldım. Ben de içeride şey sordum. Çorbanın yanında pideyi de yedi mi diye. Bir dayanamadım. İşte öyle bir durumu yani, yok yani. Hayır yiyor ama onu da spor yapıp da eritmiyor. Yani burada gerçekten aslında zihin beden, evet, ilişkisini çok bahsediyoruz. Aslında bu çok gerçek ve geçerli bir şey. Doğru. Ben aslında elbette ki konumuz estetik güzellik ve o en güzellerden biri olduğu için burada olmalıydı. Ay, ama bu zihin beden ilişkisini konuşmaktı esas amacım. Hmm. Yani yoksa oyunculuğunu, şarkısını ama bu zihin beden ilişkisini kurabilen nadir insanlardan biri. Bu konuda çünkü herhalde kafa yordun, okudun, yani, eğitimler, evet, aldın. Aldım. Çok merak ettiğim bir şey. İnanamıyorum. Mesela onları anlattırmak istiyorum. Psikoloji de çalışıyorum çok meraklı olduğum için. İnsan davranış bilimleri de çalışıyorum. Ama bu benim kişisel yolculuğumda hani kendimi anlamaya yönelik bir yolda esasen biraz defneli olan ilişkimde girdiğim alanlarken birden öğrenmeye çok meraklı olduğum için bilgileri otomatik olarak öğreniyorum ve bakıyorum ki sen duyu organlarınla hissettiğini ve gördüğünü, duyduğunu sandığın şeylerin birçoğu yanlışken onları doğru zannediyorsun. Hmm. Gözün kapalıyken sana şimdi sigara söndüreceğiz diyorlar bir deneyde. Bu hani uçları silgili kalemler var diye silgisini değdiriyorlar ve cildin su topluyor. O zaman sen inandığın şekliyle vücudunu da değiştirebilirsin. Yalnız tabii biz hepimiz kolektif bilinçten çok etkileniyoruz. Çok. Bize yaşlılığın kötü bir şey olduğu, zamanla yaşlanacağın, işte bir takım şeylerde yetersiz olacağın, gücünü kaybedeceğin, belli bir yaşta şöyle giyinmen gerektiği, belli bir yaşta emekli olman gerektiği gibi insanın zamanla olan ilişkisinde aslında çok sanrısal bir kalıplar oluşturulmuş. Bu kolektif bilinç içerisinde biz de buna inanıyoruz. Yani üstümüze yapıştırılan kalıplarda işte 70 yaşında şunu artık yapamıyor olurum. Hayır, ne münasebet. İşte 90 küsur yaşında jimnastikçiler ne hareketler yapıyorlar. Johns Hopkins Üniversitesi'nin bir araştırması. 75 yaşındaki işte 20 kişiyi alıyorlar. Bunların hepsini bir eve kapatıyorlar. Ve evdeki bütün düzeneyi 1980'li yıllardaymışız gibi yapıyorlar. Hani civarda işte ona göre resimler, ona göre haber, ona göre bir televizyon, ona göre haberler. Elbette ki bu insanlar deli değil. Bir deney için orada olduklarını biliyorlar. Aslen 75 yaşında da olduklarını biliyorlar. Ama evet, onlardan 40 ve 50 civarı imiş gibi davranmaları isteniyor. Oraya bastonla ve tekerlekli sandalyeyle giren insanlar her gün İşte ağırlık çalışıyorlar. Hani normalde aman oran kırılacak, şunu yapma etme deriz ya biz. Evet, evet, evet. Ve bu insanlar oraya kronik rahatsızlıklarla gitmiş. Hani eklem sıkıntıları falan gitmiş kişilerden bahsediyorum. Hayat boyu da böyle spor yapmışlardan bahsetmiyorum. Oğlum. 2 hafta içerisinde bütün kan tabloları değişiyor. Hatta biz bir deneyin parçasıyız deyip bununla dalga geçmelerine rağmen. Baston kullananlar kullanmıyor. Bütün kas ağırlığı, kasların hani kaslanmış kütle ağırlığı %60 oranında artıyor. Bu inanılmaz bir şey. Evet, bu olabiliyorken niye olmasın? Çünkü bir safsataya herkes inandırıyor. Bence yaşlılık bir hastalık. Çok haklısın. Bence. Yani işte bu zihin beden ilişkisini gösteriyor. Aslında hakikaten zihinle bunu başarırsan vücudunda da bunun karşılığını buluyorsun. Evet. Sen bunu hakikaten uygulayan birisin. Şimdi diyecekler ki ya bırak işte öyleydi. Hayır yok yani yok. Senin ne kadar sen diyet yapıyor musun? Hiç bir diyetin var mı? Şöyle ben hayatımı denge üzerine kurdum. Tabii ki var. Çünkü işte dürtüsel yaşadığım zaman hani hayvan beynimde olduğum zaman hani bizi hayvanlardan ayıran düşünmemizi ve iradi tarafımızı sağlayan işte prefrontal korteks bizi işte düşüncelerimizi seçiyoruz. Hı, bu benim için daha iyi, bu projeyi yapayım, bunun için şu kadar çalışayım ve şöyle bir şey olsun, geleceğimi böyle planlayayım diyen akıllı tarafımız. Ama biz insanız, dürtüsel olduğumuz zaman etrafta tehdit algısını çok algıladığımız zaman ki bununla ilgili bir ton artık kitap var, hani evet, bilmeyen yok. Sadece bu bilgilerle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben bunları uyguluyorum. Uyguladım evet, ve çok iyi sonuçlar alıyorum. Yani herkese evet, tavsiye ediyorum. Uygulamayı ama bırak, sen onlarla yaşıyorsun zaten. Çünkü yani beni ilgilendiriyor. Ben diyorum ki şimdi bak şu anda diyorum duygusal bir tepkimeye girdim. İşte birkaç kadeh bir şey içtim. Çünkü alkol hemen o haz ve dopamin devrelerini çalıştırıyor. Bu hazın bir düşüşü kesin var yani. Onu bir kere bileceğiz. Hani bu hazın düşüş olduğu için gibi. Ona göre yükseliyor. Künefeleri yemenin, kebapları yemenin de bir düşüşü var. Evet. Ben mesela yiyorum onları.
Ondan sonra şeyi anlıyorum, bak uyuşukluk geldi. Hani daha çabuk sinirlenir oldum. Çok normal çünkü beynimin orası çalıştı. Oraya gitti bütün şeyler. Dikkat, kanlanma, canlanma o bölgede oldu. E şimdi normalde daha Defne'nin farklı şeyleri var. İşte beni hiç kızdırmayacak bir şey o anda beni kızdırabilir. Beni hiç havalara uçurmayacak bir şey o anda bende bir manya yaratabilir. Hani başka bir şey almışım gibi heyecanlanabilirim falan. Çünkü o benim işte zaten o hayvan bilincinde olduğum zaman. Buraların sürelerini azaltmayı başardım zannediyorum. Bunu da yaptığım müddetçe ön tarafa daha çok kan gidiyor. Daha çok aktif oluyor. Oranın kütlesi büyüyor. Öbür tarafın kütlesi küçülüyor. Hmm. Sen gitgide daha dingin. Yani etrafında sende reaksiyon oluşturan olaylardan gitgide daha az etkilenir. Daha düşük yoğunluklu, daha hafif teflon gibi oluyorsun. Yani iç dengelerin seni yönetiyor. Dıştan gelen dengeler yani seni yönetmiyor. Bunun içerisinde de bedenle olan ilişkide ben şeyi çok iyi biliyorum. Yani öyle yerim, üzerine de içerim. Bu bir ayda sürebilir arka arkaya. Hı. Ya ama o zaman kendimi kontrol ederim. Ne oluyor acaba benim vücuduma? Hani ben bunu yedim içtim benim işte ne oluyor? Yağ oranım belli ki artacak, şu olacak, bu olacak. Metabolizmam çok hızlı ama yani ben de bir istisna değilim o anlamda. Hani her gün bu sistem devam ederse belli bir noktaya ulaşırım. Ama her gün bu sistem devam etmez ki. Şurası düşündüğü zaman istemiyorsunuz. Yani bize şeker istettiren, içki istettiren haller hep bir duygusal osilasyondan kaynaklanıyor. Hani bir yerde bir boşluk, bir yerde bir fazla heyecan. İnsan dengede olduğu zaman zaten benim canım ne istiyor diye sorduğu zaman vücudu için en faydalı şeyleri istiyor. Onun için benim canım brokoli de istiyor. Benim canım böyle çok güzel bir lahana salatası da istiyor. Hani saf protein de istiyor, yoğurt da istiyor. Onları da çok canım çekiyor. Ben sorunumu buldum. Neymiş? Benim beynimin burası yok. Olayı çözdük arkadaşlar. Ya Alican, bir uzman getirseydik hani bunu böyle anlatırdı, teoride teoride ama hani ispatını nerede filandı. Hani en azından hani böyle yaşayan bir uzman getirdik. Yani vallahi en azından ya. Belki adının önünde uzman şey yok ama... Şeyin... Uzman değilim, meraklıyım. Evet. Ama işte diyorlar ki, işte bana bakıyor mesela arkadaşlarım konuşuyor. Anlatıyorsun da işte hani ne yapacağız. İyi de hani anlatıyorum demek ki bildiğim bir şey var. Evet. Hani sağlık durumum yerinde Allah'a şükürler olsun. Hatta testte ölçüldüğü zaman bile neredeyse hani işte yaş metabolik yaşım çok küçük. Diğer hormonal yaşım. Kaç çıkıyor? Valla 26-27 çıkıyor. Valla benden geç çıkıyor. Yani öyle çıkıyor. Flash. Yani şey yağ oranı, kas oranı bilmem ne falan. Öyle çıkıyor ama buna mesela bir ay kendimi şey yapsam. İşte içkiye vursam, derbeder düşünceler içinde yok olsam, hani duygularım beni alıp götürüp en dramatik yerlere sürüklemesine izin versem bu böyle olmayacak. O en çok yaşlandıran şey. Peki mesela o mutsuz anlarınızda o duygularınızı nasıl durduruyorsunuz? Aynı spor yapar gibi zihni eğitip kontrol altına almak lazım. Bu bir vahşi hayvan bizim zihnimiz. Bizim kontrolümüz dışında çocukluktan bu yana getirdiklerimizle bize kimlikler yaratmış, personalar yaratmış. Hani sana sen şöyle bir Alicansın, şunu yapılmasından nefret edersin, şuna dayanamazsın falan diyen bir kimliklerimiz var. Bir de esas sen varsın, yani bir de esas ben varım. Mesela benim ayağıma dolandığını, beni sabote ettiğini bildiğim bazı kusurlarım, işte öyle davranış şekillerim falan var. Bunlar mesela ilişkilerimde karşıma çıkıyor, insan ilişkilerimde karşıma çıkıyor, işimde karşıma çıkıyor. Ben çok çabuk küserim mesela. Yani o kadar çok küserim ki... İşine mi, insana mı? Herkese birine. Her şey. İşte onun için beni genel olarak menajerim insanlarla görüştürmüyor. Hani önce işleri yapıyor çünkü ben bir şeye sinir olabilirim. Hani damarım var. Bir anda o damara basıldığında ha öyle mi? Peki deyip çok başarılı olabilecek bir işi bir anda şey yapabilirim. Öyle demek ki o da benim kendi işte bir ilkel tarafım. Yani burada mesela o zaman bakıyorum diyorum ki bu benimle ilgili bana ne anlatıyor? Bu güzel bir şey olduğu için anlatmıyorum tabii ki. Acaba bir özde değersizlik hissim vardı, ona mı dokunuyorlar, ne diyorlar da böyle oluyor, ben neye küsüyorum falan. Bunları bulup içgörü oluşturup çalışmazsak biz o personalarımızda kitlenip kalmış insanlar olarak aynı bir hamsterın o şeyde tekerlekle dönmesi gibi aynı hayatları yaşayıp duruyoruz. Doğru. Oysa dışarıda şahane hayatlar var ya. Ben doğru. Hepsini deneyimlemek peki, istiyorum. Peki birazcık soyuttan somuta inelim. Çok uçtuk diyor sana konuşalım. Yani biraz daha yere basalım. Defne, kariyerine aslında hani bir haberci şeyiyle başladın değil mi? Hayır. Neyle başladın? İlk 5 yıl müzik eğlence.
şov programlarım vardı. Evet, bunu söyledim ama ben hakikaten o dönemi herhalde aşk çok olsun atlamışım. Müzik şimdi, eğlenceyle başladım. Öyle bir arşivim de var sayın seyirciler. Bütün o müzik eğlence programlarımda. Hani bir tane kırbaçlı videom var. Yayınlandı diye, şoka girdi falan diye yayınladıkları. O benim Şovda Şov adlı bir programda alınmış. Üzerinde çok emeğimiz olan bir videomuz. Abdullah Oğuz'la çektiğimiz Şovda Şov programının bir kısmı o. Ben de o programların hepsi var. Onlar bir başka ildeki depolar kullandığımız evimizde duruyor. Onların hepsini getireceğim, 90'ların televizyonu. O kadar eski ki tabii YouTube'da yok. Herkes unuttuğu için onları bir koyayım diyorum. Ara ara bence evet. Yani evet. 90'ların defnesi böyleydi diye çok şey yapabilirsin. Hiç imaja dokunacak bir şey yok. Peki. Müzik eğlenceyle başladın. Sonra haberciliğe nasıl geçtin? Deren'e hamile kaldım. Heh. Deren'e hamile olduğum zaman çoktan Kanal D'yle el sıkışmıştım ve orada da bir show programı yapacaktım. Hmm. Sonra doktorum bana düşük tehlikesi var. Böyle bir şey yapamazsın, ayakta dahi duramazsın dedi. Daha yeni evliyim. Öyleyse sakin ol. Yıkıldım. Yani yaşım daha 23. Heh. Ben o programı yapmak istiyorum. Evliliğe de tam alışamamışım, çok yeni çünkü hani çocuk falan derken bir yandan Faruk Bayhan, Faruk abi ve Fatih Altaylı Reha Muhtar'dan boş olan Gece Hattı programını bana vermeye teklif ettiler. O dönem bir haber programları furyası vardı. Evet, yani. Evet, özellikle geceleri. Çok iyi bir canlı yayıncısın. Hani sen bunu yaparsın dediler. Ya bu işi yapacağım ya da zaten yapamayacağım. Yani şov, mol, şan dersleri falan onların hepsi yasaklandı. Dedim ki en azından Ali Can'cığım oturarak bir şey yaparım ama dedim ben prompter'dan önüme gelen şeyleri okumam. Yani bu beni sıkar. Yani çok sıkıcı bir şey ben niye yapayım ki? Yani bana bir bana meydan okuması lazım işin dedim. Bir de ayrıca haberden ben ne anlarım dedim. Sonra baktım ki öyle haberden ne anlarım diye bir durum yok aslında. Türkiye son sözünü söyledi. Hükümet bir yıl boyunca sınır ötesi operasyon yapma yetkisini parlamentodan büyük bir oy çoğunluğuyla aldı. Benim çok önemli bir parçam oldu. Çok idealist bir yerime inandığım, bildiğim, araştırdığım şeyleri öğrenip söylemek meğerse zaten yapmayı çok sevdiğim bir şeymiş, bir yermiş. Öyle güzel oturdu ki puzzle'ın eksik bir parçası tamamlandı. Benim işte öğrenme merakım tatmin oldu. Bir haftada okumadığım kadar yakın siyaset tarihi anlatan kitaplar okudum. Ki başta siyasetle ilgili şeyleri ben yapmayacaktım. Ankara Büro yapacaktı. Bir anda pat diye kendimi Korkut Özal ve Sırrı Sakık'ın ortasında onlarla röportaj yaparken bulunca yine sansasyon sonra oradan ana habere geçtin. O çok başarılı bir programdı gecenin evet içinden. Oradan ana habere geçtim. Toplam haber kariyeri de işte 15 yıl ekranda. Türkiye'nin güvenilir yüzlerinden biri oldun. Ha, tabii, bir anchorwoman olarak. Toplam yayıncılık 27 yıl falan yani. Evet. Peki sonrasında da oyunculuk. Sahi mi? Eski bir hayranımmışım burada. Hocam mı ya? Evet. Ne oldu da şeyi bırakmak istedi? Şöyle oldu. Önce bir Gündüz Kuşağı programı yaptım ATV'de. Sonra o Gündüz Kuşağı programı bir yayından kaldırıldı ve ATV'nin yeni kurulan A Haber'inde lütfen bizimle çalışır mısınız dediler. Hani haberle bağ kopmuyor ya, bir eski aşk gibi. Hani aşkınla ayrılmışsın ama böyle bir unutamamışsın. Çünkü bir süre sonra o bir geri dönmüş falan gibi oluyorsun. Haber kanalı da bunu dedim ya dedim şey yapar, coşturur ya bu aşkı tamamen öldürür. Hmm. Aşkı tamamen öldürdü öyle söyleyeyim. Ama çok iyi programlar yaptım hepsi için. İyi yeni şeylere yani bir şeyler yaptım kapanır. Benim yaptığım programlar çok açılır iyi olduğunu kanal düşünmedi. Öyle düşünmediği için yollarımız ayrıldı. Ben de. Yoksa bence iyiydi. Yok çok iyiydi. Ama uyumsuz olduk, olamadık. Yani görüş olarak, yayıncılık görüşü, politik görüşü geçtim. Onun dışındaki yayıncılık anlayışı olarak da hiç olmadı ve bence zaten beni artık haber yayıncılığına bağlayan hiçbir şey Türkiye'de kalmadı. O dönemle ilgili tek pişmanlığım bileydim. Hani şu bir krem markasının yüzüydüm. Onlar böyle 3-5 yıla uzatmak ve global yüz yapmak istiyorlardı beni. Haberde kalmak pahasına ondan vazgeçmiştim. Ah keşke geçmeseymişim yani. Peki olsun. Sonra sonra oyunculuk teklifi. Şükrü Avşar'dan geldi. Şöyle düşünüyor musun yani oyunculukta ya keşke ben bunu 20'li yaşlarda oyunculukla başlasaydım bu kariyere diyor musun? Hiç demiyorsun. Yok. Yapabileceğimi bildiğim cepte olan şeylerden bir tanesi o. Çünkü hamurda sanatla ilgilenmek var. Müzik yani doğuştan itibaren vardı. Bir de müzikal tiyatro merakım müziğe var. Müziğe döneceğiz zaten. Onları evet konuşacağız da esas ama şeyini duymak istiyorum. Yani oyunculukta esasen ama o zaman o haber dönemini yaşamazdım. O benim için çok değerli bir şey. Evet, siz ya daha çok deneyim kazanmaktan yanasınız anladığım kadarıyla. Yok işte başka kasların çalışması. Şimdi ben şöyle düşünelim bak.
20 yılım daha önce başlamış olsaydım o zaman Türk dizi sektörü bu kadar gelişmiş değildi bir. Evet. Şimdi bile bana sorarsan senaryolarda öyle müthiş parlak senaryo dediğin şey haklısın, çok az haklısın. Geliyor. Yani bir oyuncu olarak bir sektörün içinde öğrenebileceğimi öğrenip onu mesela global şekilde yapabilecek kadar pişemeyeceksem hiç ilgilenmiyorum. Hmm. Mesela haberciyken CBS'de çalışacak noktaya geldim. Fox News'a dışarıdan haber yapmaya başladım. Böyle bir alanımın olması lazım. Yani üzerinde bir tavan var ve seni engelliyorsa hani birkaç tane dizide oynamış yüzümü eskitmiş olacaktım. Çok sıkılmış olacaktım. Doğru. Yani ben bu kadar yıl Türk televizyonunda sen ilk oyunculuğa, geçerken demiştim ki galiba o yıllardı bilmiyorum belki yanılıyor olabilirim tarihlerde ama rüzgar gibi geçti. Rüzgar gibi geçtiğinin ikincisini çekiyorlardı. Hatırlıyorum. Oranın da hani Vivian'la meşhur en güzel halleri. Hani bunun ikincisini çekeceklerse hani bizden Defne ile bence çekmeleri iyi olurdu. Ben de sana bunu söylediğimi daha hatırlıyorum. Daha oyuncunun O'su yoktu sen bunu hiç söylerken. Hiç yoktu. Nitekim ben çünkü o sizin gözlerinizi benzetiyordum. Dolayısıyla hani rüzgar gibi geçtiğinin ikincisi olursa hani Defne senin hem İngilizce'ne çok hakim olman hem de o oyuncu özelliğinin bence ön plana çıkacağı bir yer. Bunları konuşmuştuk seninle. Evet. Bunu hatırlıyorum. Benim anneannem Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Vivian Leigh'in kopyasıydı. Evet. Demek onun bak, sarışın mavi gözlüsüydü. Hani şey var ya ben benzetmiyorum ama benzetiyor bak ben benzetiyorum. Anneannem öyleydi. Anneannem çok çok güzeldi. Doğru kadın. Ben eline su bile dökemem yani. Nur da yatsın. Evet nur içinde yatsın. Peki ileriye dönük böyle oyunculukla ilgili bir hedef? Var. Çok. Çok sevdim çünkü. O kadar çok sevdim ki tırıvırı işlerle hani ekranda olmayayım diye zaten sahnem var. O beni çok mutlu ediyor. Bir yandan sahne şovu yazdım falan. Yoğunum zaten. Hı hı. Bizim bir işte üzerinde çalıştığımız bir senaryomuz vardı. Bir romantik komedi. Hani onu daha nasıl geliştirebiliriz diye bakıyoruz. Arkadaşlar yolluyor falan. Hani iyi bir şey yapmadıktan sonra girmeyeyim derken. Şimdi Defne şöyle bir şey yani Defne hakikaten ülke sınırlarını zorlayan bir şeysi var. Çin'de bile olsa orada yani ilimin gidip alınacağı hakikaten şeyde neredeyse bulurum. Meryl Streep'in hocasını benimsemiş. Bulurum. Yani gidip onun gibi olamam ama ne olursam olurum. Defineden ne çıkabilecekse en iyisini çıkartırım. Yeter ki şey yapayım, hevesleneyim yani. Sen, heveslenmedim hiçbir şey yapamam. Pandemiden önceki dönemde Los Angeles'ta da çok önemli hocalardan eğitimler aldın. Evet. Çok enteresan eğitimler de aldın. Çünkü her gidiş gelişinde biraz anlatıyorsun, paylaşıyorsun. Şunu yaptırdılar, bunu ettirdiler filan. Evet. Hatta o dönemde aslında iyi de teklifler aldı Defne. Çalışma izninle ilgili, işte Amerika'da çalışmasıyla ilgili tekrar gelip buradan hani artist olarak gitmesiyle ilgili bir vizeye başvurması gerekiyordu. İzni aldım, tam gideceğim auditionlara. Çok şey, Kerim çok iyi biliyor. Deren döndü Los Angeles'tan. Deren dönünce ben aslında hani 40 yaş üstü bir iki çocuk annesi olduğumu hatırladım. Dedim ki çocuklar buradayken ben orada işim hazır olsa yine yapacağım. Hmm. Çünkü Derin'i yanında götürecektim, liseyi orada başlatacaktım. Ama işim hazır değildi. Çünkü şeye Suits'u işte şeyle kaçırdık. Çalışma izni yetişmedi. Evet düşünsene o zamanlar yani çok hala da çok sevdiğimiz bir dizi. Evet. Sevgili avukatımız Harvey Specter'la aynı sette olup ya, veya geleceğin bir de düşesiyle aynı düşesiyle, sette tabii. Geleceğin Meghan düşesiyle Markle. Haklısın. Evet, tanışacaktım. Sonra Zoo galiba senin bir evet, şeysi. Zoo, bak, evet bak, hatırlıyorum. Zoo. Takip ediyorum ya. Takip ediyorum ve biliyorum. Defne'nin hakikaten er veya geç bir Hollywood yapımında belki bir dizi, belki bir sinema filminde. Kerim söyledi. Göreceğiz. Senin güzel kalbine öyle doğuyorsa. Ama çok yıllar mutlu evvel dediğim gibi oyunculuğun O'su yokken biz seninle bunu konuştuysak hani bu beden zihin ilişkisi, zihin ve kader ilişkisi tarzında şekillendirebiliyoruz bir şekilde. Bence de. Aslında hani garip bir delilik hali bu da. Hangi insan geçmişteki travmaları, duyguları, iniş çıkışları kesinlikle falan bunların hepsini cebinde tutup hani bir kamera önüne geldiği zaman bir başka karakterin içine yedirip oradan harmanlayıp başka bir şey çıkartmak için uğraşır. Hani bunun üzerine aldığınız para ya da o çekilen oradaki fiziki zorlukların haddi hesabı yok yani. Belki de işte insanın o hayvani duygularını, iniş çıkışlarını göstermek istediği, yer bulamadığı çoğu zaman hayatında şeyleri orada yaşadığı orada zaman bir tatmin mi oluyorsun acaba? Peki benim şarkıcılık? I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down and all that jazz. Yani çünkü hakikaten şaşırtıcı bir sesin oldu. Mesela benim için yani en azından ben kendi adıma. Hatırlıyor musun ilk çıktığım günü? Evet ilk çıktığı geceyi yani ilk çıktığı gece oradayım. Çünkü duymak istiyorum ve hani bir iki önden bir şeyler var ama hani sahne performansı başka bir şey. Ha bu ne ya nasıl yani? Hani sen bu kadar şarkı söyleyebiliyordun da bunun için niye bekledin 30 sene 20 ya, sene?
Ali Can'cığım, diyorum ki Kerim'e her defasında, ben mesela çok eski arkadaşız. Çünkü benim çok sevdiğim bir arkadaşlarımın arkadaşıydı. Onlar beni yanında getirip götürürlerken falan biz bir anda bütün hani hayatımı paylaşır falan filan buldum. Zaten biliyorsun yani şey yani dünya tatlısı. O arada ondan beri diyorum ki işte New York'ta benim bir hocam vardı. İşte çan dersi alıyorum ki kaç senedir, 25 yıldır işte albümüm de var. Bunların hepsini anlatıyorum. Bunların hiçbirisi ona yeni değil. İşte ben ileride böyle bir şey istiyorum. Ben ömrüm boyunca müzikal istedim de olmadı falan. Derken işte bir gün buranın tam karşısında kulüpte şarkı söyleyeceğim. Labuşeri'de. Ve de ben de bilmiyorum yani. Hani birkaç saat söyleyeceğim. 3 saat dayanacak mıyım? Ne olacak? Hani bir prova yaptık. Orkestrayla canlı söyleyeceğim. Bilmiyorum ne hissedeceğim. Çok büyük bir heyecan. Ya içeride insanlar var. Bir kısmı tanıdım. Bir kısmı hiç tanımadım insanlar. Evet yani inanılmaz. Çünkü gerçekten sahne performansını ancak izleyenlere anlatabilirsin. Çünkü bir yandan Zenci gırtlağımsı ama Ajda'yı da andırıyor. Ha, ama canım. Sezen Aksu'nun da beni tadı var. Beni sevdiği için bu kadar söyleyeyim. Ondan sonra bravo dedim ya. Hakikaten inanılmazdı yani. Dolayısıyla bu şarkıcılık kariyeri nereye gider? O aşk ya, o çok iyi gider. Çünkü dünyanın en mutlu insanı oluyorum şarkı söylerken. Ve bu bir seyirciye söylemem ya da söylemem arasında da elbette fark var ama ben hiçbir zaman söylemediğim olmadı ki, ben kendime söyledim. Ya benim kendi ailem de, son mesela kardeşim benim en iyi seyircilerimden biri oldu. Meğer ne severmiş hani öyle gece kulübünde eğlenmek. Ki hani Suhan hiç öyle bir tip değil. Ya biliyorsun kılığıma kıyafetime biraz karışır, dikkat eder falan filan. Suhan da bence yapımcılara duyurulması gereken Suhan'ın yakışıklılığını kullanmaları. Diyor ki senden çok önce ben bu işlere girdim diyor. Mahsun Kırmızıgül'ün Alem Buysa diye bir dizisinde oynamıştı 20'li yaşlarında. Öyle mi? O zamanki kız arkadaşı Türkiye güzeliydi. Mahsun karşısında oynuyordu. O da işte kıza fenalık eden sosyete çocuğu falan filan. Hani kızın namusu için o da o diziye girmek zorunda kaldı. Yıllardır hep güleriz. Benim diyor ama her diyor yapmayı istediğim şeyde sen benden önce girdiğin için artık diyor ondan sonra şimdi diyor. Keyfi kaçtı. Evet yani kardeşine özendi olur bu saatten sonra diyor olamaz. O alanları sen tuttun diyor bana. Haklısı da sesim bir yok diyor. Hani sesim olsa şarkı söyleyeceğim. Onu diyecektim şimdi, bakarsın bir gün bir müzikalde Suhan'ı başrolde şarkı söylerken görürsen şaşırmayın. Hiç şaşırmam. İnsan isterse yapabilir. Kulağı olursa ses eğitilebilirmiş. İşte bence de en özel cümle aslında şimdi söylediğin. İnsan isterse her şeyi yapabiliyor. Bence kesinlikle. İstediği şeyi yapabiliyor iş anlamında. İstediği gibi gözükebilir de biliyor. Tabii tabii. Kesinlikle. Defne. Çok teşekkür ederim. Bu kadar mı? Bu çok güzel bir şey ya. Bunu çok seviyorum. Bence gelen konuk bittiğinde bu kadar mı diye. Bütün konuklarınız aynı şeyi söylüyor demek ki. Zamanı su gibi akıp geçti sayın seyirciler. 20'li yaşlarda böyle müzik eğlence programlarımız vardı. Ses tonunu böyle ayarlayarak. Böyleydi. Hatta hafif tizdi. Arada bakıyorum arşivde böyle konuşurmuşum. Gönüllerden gönüllere çağlayan sevgi o yumakları. O sevgi yumakları hepimizi buluşturan o güzel duygularla yani siz seyircilerimize huzurlu akşamlar diliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.